Selam arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Europe Mover 6914'te çifte monarşi serimiz devam ediyor arkadaşlar. En son 7. ve 9. İsonza savaşlarında kalmıştık. Şimdi 11. bölüm olan Otranto Boğazı Savaşı'ndayız. Diyor ki İtilaf Devletleri'nin donanmasının Otranto Boğazı'nı kapattığı 14 Nisan 1917'de Avusturya, Macaristan ve Alman donanmaları bariyeri yıkmak ve U-botların girmesine izin vermek için boğazı bastı diyor. Hemen bakalım neymiş bu. Forte diyor ki kanal çok dar ve İtalyan kıyılarında birçok kale var. Başka bir zorlu savaş gibi görünüyor diyor. Max Loft diyor ki sizi yan taraftan destekleyeceğiz. Bu suda İngilizlere dikkat edin. Savaş gemileriyle uğraşmak kolay değil. Yani farkındayız hocam. Alfredo diyor ki savaş gemilerini girdapta batırın. Kanaldan vazgeçmeyeceğiz diyor. Hadi bakalım. Şöyle en iyisi bu değil mi? Tamam. Buna Reinhardt'a atayalım. Buna kime atayalım? Hiper'i alalım. Buna neydi? Max Luf'a atayalım. Buna Cevat Paşa'ya atayalım. Buna Borovic'e atayabilirim. Buna da Ludendorff'a atayalım. Hatta buna da Bismarck'a atayabilirim. Yani bir kısım böyle gitsin. Bir kısım da böyle gidebilir. Devam edelim bakalım. Neler olacak göreceğiz. Harika gidiyoruz şimdilik. Böyle güzel. Çok müthiş oldu. Tamamdır şu anlık. İyi gidiyoruz gibi. Ama ne olur ilerleyen zamanları da bilemem. Deniz altında da sağlammış bu. Tamamdır, devam edelim. Bakalım ne olacak, neler bitecek. Evet, güzel. Max Loof'u buralarda dinlendirelim. Diğerleri benimle gelebilir. Güzel, burayı da hallettik. Donanmalarımız gayet güzel. Gayet güçlüler. Bunu böyle kaleyi bir yok edelim. Donanmada da harikaymış adam ya.
Sağlam gitti vallahi. Normal piyade ve süvari generallerimizde donanmalardan aşağı kalır yanı yokmuş yani. Oraya koruyabilirler. Buraya şey gelmiş. İngilizler gelmiş ayrıca. Bunlarla da bir savaş yapalım. Tamamdır. Çok az kaldı. İngilizler de oraya geliyor. Bunu böyle götürebilirim. Burada herhangi bir problem yok. Şunu şöyle geriye çekeyim. Bu da böyle devam etsin yani. Oraya gelsin. Şöyle tamamdır. Devam edelim. Güzel, gayet iyi, gayet güzel. Buralarda efsane ilerliyoruz. Burada İngiliz donanması desteğe gelen İngiliz donanması çakılı kaldı. Hiçbir şey yapamadılar. Devam edelim. Buradaki İngiliz donanmalarını da yok ettik. Şimdi hızla ilerleyebiliriz. Devam edelim. Artık önümüzde hiçbir engel kalmadı. Devam edelim. Sadece artık burası kaldı. Güzel, bu savaş da burada bitti arkadaşlar. Şimdi bölümümüzün ikinci savaşına geçelim. Neydi? Kerensky taarruzu diyor. Hemen bakalım, Rusya'daki devrimden sonra ordunun morali düştü. 1 Temmuz 1917'de Rus ordusu Temmuz saldırısı olarak bilinen 1. Dünya Savaşı'nın son saldırısını başlattı diyor. Alexei Brusilov diyor ki, insanların desteğini kazanmak için bir zafere ihtiyacım var, saldır. Ne pahasına olursa olsun saldırın diyor. Aşırı Joseph diyor ki, Rusya'daki durum net değil, moralleri kararsız. Kazanmak için iyi bir şansımız var gibi görünüyor. Devam edelim. Buralarda kimler var? Tamam, bakalım. Bunu Ludendorff'u alabilirim. Buna Moltke'yi alalım. Buna
Borovic'i alacağım. Buna da Bismarck'ı aldım mı? Tamamdır herhalde. Hemen ilerleyelim. Bu savunma savaşına dönebilir. Devam edelim. Evet, orayı aldık ama orası da şey kaldı. İki tarafın düşman birlikleri var. Neyse, önemli değil. Biz işimize bakalım. Güzel, çok iyi gidiyoruz. Hemen bir tane hafif piyade alabilirim. Devam edelim. Hafif piyade alalım. Bu da geldi burada. Baya burada çekimli savaş dönüyor. Mihail diyor ki Rusya'daki devrimci güçler büyüyor. Bence geri çekilmeyiz. Geri çekilmeliyiz. Belki Çarlık Rusyası artık var olmayacak. Ruslar geri çekilin, kovalayın diyor. Ruslar geri çekiliyor, kovalayın. Yani artık evre çevre Ruslara dönebiliriz. Değer ne kadar kolay olmasa da. Güzel, burayı da aldık. İyice morallerini bozuyoruz artık. Macar süvarisi alalım. Artık pek bir şey kalmadı. Savaş tamamen bize döndü. Zaten burada zor yok eder, yok edilir. Tamamdır. Devam edelim. Çok kötü oldu. Burası da orada. Bayağı bir sağlam abi. Adama çok fazla da bir şey yapamıyoruz. Devam edelim.
Aa, zahmet artık yok ol değil mi? Ne işin var? Güzel. Aa. Bize gazı attılar vallahi. Neyse pek de bir önemi kalmadı şu saatten sonra. Artık savaş bitti. Bu bölümümüzde sonuna geldik arkadaşlar. Artık bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.